Eğer cinler sizden sizinle uğraşıyorsa bir bardak su doldurun, cin suresini okuyun, suya üfleyin. Eğer su köpürüyorsa cinler sizden sizinle uğraşıyor demektir. Doğru mu diye soruyor. Doğru değil, böyle bir bilgi okumadık. Cinler ise insan adına aşağı varlıklardır. Öyle her şey cinle bağlamak, her şey büyüye bağlamak, her şeyi aynı şekilde e, sihir yaptılar, büyü yaptılar, cinler aynı şekilde musallat ettiler diye bağlamak o uygun değil. Zamanımızdaki insanların çoğu e, nefslerine tabi olmamız sebebiyle hepimiz geçerli bu. E, herkes nefsine aykırı olan şey karşısında hemen üzülüyor, tıkanıyor, e, çıkış yolu bulamıyor. Genel adı itibariyle de stres koymuşlar ve ondan sonra işte e, depresyonlara giriyor depresyonları <laughs> göre. Halbuki saatte bir diye okumuş olsa o da e, Çinler anlatılmış. Çinler anlatıldıktan sonra da bunlardan koruma çareleri aynı şekilde bildirilmiş. Mesela e, Şeyh Efendi Rahmetullahi Teala sadece Saadet-i ebedi değil diğer hazırladığı kitapların hemen hemen çoğuna da koymuş. İnsanlar bugün bu dertlerde muzdarip olmaları sebebiyle Muhammed Mansur Hazretleri de bir nakil yapıyorlar. İmam Rabbani Hazretleri de bildiriyor onu. E, bir evde gece 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil la alil azim okunursa o evde adanan cin bile defolur gider buyuruluyor. Efendim biz la havle diyoruz ne zaman? Düşünce. Veyahut da birisi bir şey anlıyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ya işte canım. Kızdırma adamı falan. kızdırma adamı falan öyle değil o. Eline tesbih alacaksın. 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Sinir e, hastalıkları içinde 100 defa. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havle ve la kuvveti illa la ve la illa billahil aliyyil azim. Bunu okuyacaksın. O zaman neticesini görürsün, faydasını da görürsün. Defolur gider buyuruyor. İki yüz defa la havle okunduğu zaman defolur gider. O la havlenin yayınlamış olduğu dalga boyu neyse cin defolup gidiyor orada. Ya e allah Teala kullarını yalnız bırakmıyor ki. Yani cinni yaratmıştı tamam onlara bazı özellikler var bazı güçleri kuvvetleri falan var ama onlara karşı da allah Teala yani insan kullarına da bunu öğretmiştir. Bunu bildirmiştir. Bunu okuduğun zaman onları defolup gidiyor. E belki haram işlemediğin günah e, veyahut da ortada böyle e, haram bir nesne yoksa hadis-i şerifte bildirilmiş cünüp, köpek ve canlı resmi bulunan yere rahmet meleği girmiyor. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifini buyuruyor ki nasıl ki böyle e, yani köpek bulunan eve rahmet meleği girmezse kalbinde köpekleri var buyuruyor. Kibir, ucub, riya gibi, haset gibi. Bunlar da kalbin köpekleridir. Kalpte bu olduğu müddetçe o kalbe de feyiz gelmez. Kalpten onları söküp atmak lazım buyuruyor. Dolayısıyla bizi e, biz bir evde, bir odada bu resimleri kaldırır, Kur'an-ı Kerim okur, namazımızı kılar, abdestimize, kuşlumuza riayet edersek oraya cin değil de melekler gelir. Bu bizim elimizde. Onları çağırmakta, uzaklaştırmakta bizim elimizde. Allah Teala bildirmiş bunu. Mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki İslam alimlerinin evliya-i kiram mesela İmam Rabbani Hazretleri mektubatını açtın okuyorsun. Okurken İmam Rabbani Hazretleri'nin ruhaniyetiyle bağlantıya geçiyorsun buyuruyor. Sen bil bilme otomatik olarak bağlantıya geçiyorsun. O zatın ruhaniyeti orada hazır oluyor. Orada hazır oluyor. Ve sen farkına varmadan kalbine aynı şekilde o feyiz, o nur girmeye başlıyor. E dolayısıyla bizim elimizde. E sen şimdi her, her türlü kötülüğü yapıyorsun, her türlü resmi. Efendim benim canım böyle istiyor diyorsun. Ondan sonra besmelesiz diyorsun, içiyorsun. Ondan sonra kusur abdestine riayet etmiyorsun, abdeste riayet etmiyorsun. Sonra da beni cinler çarptı. Zaten kendi cin olmuşsun çıkmışsın kendi kendini <laughs> çarpıyorsun yani. cin olmadan adam çarpıyor <laughs> derler ya. Cinler kaçar gider ya bu adam bizi çarpacak diye. <laughs> bu adam bizi çarpacak diye. Hatta Allah rahmet eylesin Enver anlatıyorlar diye. Bir evliya-i kiramdan bir zat bir camiye girmiş bakmış iblis oturmuş sırtında direğe yaslamış sakin sakin kürsüde birisi vaaz ediyor onu dinliyor. Demiş hayırdır böyle boş boş ne oturuyorsun deyince sus demiş. Demiş kürsüdekini dinliyorum. Benim bilmediklerimizi anlatıyor. Benim yapamadıklarımı o yapıyor. Din adam orada vaaz ediyor. E şimdi sen kendi cin olmuşsun çıkmışsın. Yani cin çarpmasına gerek kalmamış. Zaten çarpılmışsın. Onun için allah Teala hiçbir zaman kullarını boş bırakmamış. Böyle de kendi kafalarına göre uydurup uydurup da şeyler söylemesinler.